Buna dileniyorsunuz diyorsunuz ya. Dilenen benim. Yani dilenen benim. Bu nasıl dileniyor? Nasıl dileniyorsun? Dilenen benim yani. Hurdacılık yapıyorum. Hurdacılık yapanlar dilenci mi canım? Yani mesela adamdan istiyorum. Yani bazı adamlar bana yardım ediyor. Ama ben bunun ayakkabı aldığını görmedim. Çünkü bana ya bana evde yalan konuşuluyor. Niye sana yalan söyleyeyim? Ya bana evde... Sen buradan araya girdiğimizde sinirlenip kalkarak artık ben her şeyi anlatacağım diye... Tamam işte bunu diyorum işte. Yağmura seslendin. Hayır, başka bir şey yaptın. Hayır. Burada hiçbirimiz aptal değiliz, hiçbirimiz de kandırılabilir değiliz. Yağmur o zaman kusura bakma her şeyi anlatmak zorundayım diye çıktın. Bir defa hurdacılık da dilenmeyle alakası yok. Ya ben, Ferdi Bey. Müge abla, ben eşimden yani Yağmur'dan ayrılmak istemiyorum. Hurdacılık yapanlar da bir sanat, bir kendilerine göre bir meslek icra ediyorlar. Evet ama ben Yağmur'dan... Onların terleriyle topladıkları bir takım malzemeleri değerlendiriyorlar. Sayın avukatım, ben buraya çocuk için geldim. Hurdacılık yapanlara büyük haksızlık ettin şu an. Evet tabii. Estağfurullah, ben öyle bir şey demedim. Yani ben isteyerek değil, mesela istiyorum yani. Ya istemek ayrı şey, dilenmek ayrı istiyorum. Şey. Sen gidip oradan başka bir şey. Kırık dökük bir malzemeyi almak için konuşuyorsun. Belki karşılığında bir değer veriyorsun. Onda bir değerini veriyorsun. Onlara yerine 1 lira veriyorsun. Ben Yağmur'dan ayrılmak istemiyorum. Ama dilenmek değil. Hurdacılığın da kendine göre... Ha, sen istiyorsan başka bir şeyin varsa git söyle. Meslek durumu var yani. Anlatacaksan anlat. Anlatacak bir şeyim yok. Vazgeçtin o zaman. Bir söyledin. Ondan sonra benim anlatacak demek bir şeyim ki vazgeçtin. Efendim dayım ne anlatsana? Reklam arasında Ferdi Bey'le görüştüğümüzde kendisi Tuğba Hanım'la tanıştıktan sonra Tuğba Hanım'ın kendisinden önce 8-9 tane birliktelik yaşadığını, evlilik yaptığını, bunu bildiğini fakat abisinin ya da kardeşinin telkiniyle kendisiyle bir hayat kurmak istediğini, belki çocuklarıma daha iyi bakar diye evlilik yaptığını söyledi. Bunun dışında da şöyle bir iddiası var. Diyor ki eğer ki Hüda eve erkek aldıysa o zaman Yağmur da evdeydi. O sırada o ne yapıyordu? Eğer ki o da evdeyse ve bu işlere ortak çıktıysa ne yaptığı malum, aklıma bunlar geliyor benim diye kendisi benimle konuştu. Ben öyle bir şey yapmadım. Yapmam da, günahlarımı da boş yere alma. Lütfen. Tamam, ben konuşmak istemiyorum. Daha bitti. Benim şimdi günahımı niye aldın? Günahımı niye aldın? Benim bu dünyada sadece Hasan'la Aşınur'la yani her şeye boyun eğerim. Benim üstüme de mi iftira atmak? Ben kimseye iftira atmaz. Görmedim ki. Görmeyen bir şey. O zaman niye bu... Yani deme ya abla şimdi oradaydın. Sen o gece oradaydın. Onu bana söyleyebilirdin. Arayabilirdin. Sen duyduktan sonra ne yaptın bir erkek olarak? O hanımın üzerine gidiyorsun ama ya bunu... Ben sonuçta bilmiyordum ki. Sen bunu duydun. Öğrendikten sonra duydum. O evin delikanlı erkeğisin. Ama gittiğinde duydum ben. Ne yaptın? Ne yaptın? Hangi tedbire beni bitirmeye kalkıyorsun? Bitirin abi. Burada kalkıp da bu kadını yiyor. Ben yükleniyorum ki. Suçlamanın manası yok. Buna psikolojide yansıtma deniyor. Ben zaten dün akşam söyledim. Benim psikoloji sorunum var. Tamam, ne yaparsan yap hep karşındakinde suç bulmak. Yani hep buna yansıtma deniyor. Kendinde hiç hata yok. Hep karşındakinde hata var. Yok ben çok hatalıyım. Haddinden fazla. Haddinden fazla hatalarım var. Ben de işte bu hataların bir menfaat karşılığı olmazsa bu hataların arka arkaya yapılacağına inanmıyorum. Çok özür dilerim. Ben hatayı neye dayanarak söylüyorum? O menfaati elde etmeyen adam bu hata denilen şeyleri yapmaz. Müge abla ben neye dayanarak söylüyorum? Ben bu kadını eve aldığımdan dolayı söylüyorum. Yağmur'un bana yardımı yok mu? Var. Çok var. Tamam ama senin ona yok. Para da yetmiyor. O da gidip her şeyi yapabilir. Ötekine de para yetmiyor. O da her şeyi yapabilir. Kendin öyle söyledin. Ben söylemedim ki sen söyledin. Yetmiyor para dedin. Dileniyorsa da yetmiyor para. Ondan dileniyordur dedin. Yani her ev şu anda 4 dörtlük yaşıyor mu? Vallahi şimdi kaç tane erkek 2 karılı 4 çocuklu yaşıyor? Ya ben şunu anlayamadım. Ben Bir şey söyleyeceğim kardeşim. Senin şuradaki adamdan ne farkın var? Herkesin burada bir tane karısı var. Senin bu adamlardan senin ne farkın var da senin iki tane karın var? Ben bir iyilik yap, tamam. Ben hata yaptım, tamam. Sonuçta kabul ediyorum. Ama zaten başka bir şey konuşmuyoruz ki. Her şey bundan dolayı oldu. Tamam. Ben ayrıca bu Hüda ile ilgili, ne Hüda bizi aradı ne Hüda ile ilgili bir bilgi geldi. Ben bu Hüda'nın da başına ne geldiğini gerçekten merak ediyorum. Yani çünkü siz buraya çocuk vermeye diye geldiniz, gittiniz çocuğu vermekten vazgeçtiniz. Yok, 9 yaşındaki kızınız ağlamış. Şimdi buraya geldiniz, Hüda'dan da hiç ses seda yok. Bu çocuğa ne oldu, bu Hüda'ya da ne oldu, ben onu da merak ediyorum. Onu araştırın. İşte yani sizin buraya gelmenizin bu Hüda'yla ne alakası var? İstediğimi araştırırım. Ya ben sen bana karışamazsın. Ben bir şey demiyorum. Sen buraya bana çocuğu vermeye diye gelmedin mi? Evet. Gittin de niye vermedin? Ne yapmaya çalışıyorsun sen? Sen ne yapmaya çalışıyorsun? Bu Hüda'ya ne yaptın? Onu da bilmiyorum ben. Hüda'ya gitti. Zaten ben dilekçe verdim. İşte niye verdin? Bu daha evvel gitmiş, kaç kere verdin? Kayboldu diye. Daha evvel kaç kere verdin Hüda'yla ilgili dilekçe? 3-4 sefer verdim. Hemen gider gitmez verdim. Gidince nasıl vermeyeyim ya, başına bir şey gelirse? İşte ben de o yüzden buraya neden geldiğini merak ediyorum işte. Tam da bu sebeple niye geldiğini merak ediyorum. Çünkü neden bebek olsa onun hallolma yolu vardı, o hallolmadı. Ben size numarayı verdim, o kimin yanında olduğunu ben size numarayı verdim, onun yanında. Onun yanındaysa gidip bulsaydın. Bana ne, ben niye bulayım, ben istemiyorum ki o kadını. Onun yanındaysa niye kayıp başvurusunda bulundun o zaman? Ya bir başına bir şey geçirse. Yanında olduğun kişiyi biliyorsan niye kayıp başvurusunda bulundun? Kadın gitti. Benim yanımda biliyorum. Var bu işin içinde bir iş var de. Şimdi insanların tabii bu kafasında kurguladıklarının hepsini önce benim de kurgulayıp ona göre bir şey cevap vermem lazım. Hepsini ben de kurgulayamıyorum yani. Yani o kadar kafamda çalışmıyor. Bu kadar kötülükle ben baş edemiyorum. Bu kadın bugüne kadar birkaç defa geldi gitti. Sen diyorsun ilk defa kaybolmuyor. Evet. Bugüne kadar kaç defa evine geldi, sonra tekrar kayboldu gitti. Bugüne kadar kayıp başvurusunda bulundun mu daha evvel? Evet. He? Her gittiğinde bulundum. Her gittiğinde verdim. Ne yaptın? Kayıp başvurusunda bulundum. Neye? Senin yanında kaldığında bile kaç kere kaybolmuş? Evet. Gidiyordu geliyordu. Hı? Gidiyordu geliyordu. Gidiyordu 10 gün duruyordu. Yani şimdi siz zannediyorsunuz ki 6 ay bu kadın benim yanımda kaldı. Ben bu kadının yanındayım. Onun yanında değilim. O eve gidip gelen birisi. Tamam, 6 aydır kaç kere kayıp başvurusunda bulundun? Bilmiyorum. Tahmin et bakalım, karakola gittiğin insan unutur mu? En az 3 sefer vermiş. 6 aydır. Evet. Yok kayıtlarda? Kayıtlarda yok. 6 aydır 3 defa yok. Nasıl yok? Ya belki 2 sefer, ben bir hatırlamıyorum. Hiç görünmüyor, hiç. Bir tek bu sefer kayıp başvurusunda bulunuyorsun. Onun da manası ne? Nasıl? Orada bir soru işareti geliyor aklımıza. Ben Fatih Karakoluna başvurdum. Tamam, bu sefer vuruyorsun. Hayır. Önceki seferde gittiğinde. Yani bu kadının eğer yarın öbür gün ortaya çıkmazsa, başka türlü bir kötü akibetle de karşılaşırsa, senin bu kayıp başvurunun soru işareti hepimizin aklında bir takım değişik manalar doğurur. Vallahi benim komşum şahitti. Benim komşum şahitti kaçınca. Ben sana son bir şey soracağım. Senin neden evinde yaşananlardan haberin yok? Neden? Ben de sana bir şey söyleyeyim mi? Ben bu kadını istemiyorum. Kimi? Sevmiyorum. Kimi? Nur'u. Hüda'yı yani. Çocuklar mutlu olsun diye, yani yanına geldiler. Mutlu olsun diye onu evime çocuk doğana kadar beklettim. Ben bunu seviyorum, bununla istiyorum. Ben başka bir şey bilmiyorum, görmüyorum. İnsan sevdiği kişiyi aldatır mı? Ben aldatmadım ki. Birliktemiz olmadı ki. Sadece çocuğunu dünyaya götürdük. İyilik yaptık. Deseydim keşke ben de bir tekme vursaydım. Odada tatlıları yiyip ya, onu da Yağmur Hanım'a sorun. Yağmur kendisi anlatıyor zaten. Anlattı, evet. Ama o Suriye tatlısıydı. O kendi aldı, kendi yedi. Baklava olsaydı ben de ona kendi ellerimle yedirdim. Suriye tatlısı ama bana hep vurdu. Ben o kadar hani siz ben çıkarken dediniz eti o kadar kalbi temiz ki kendi ellerimle o kadar tatlılar her şeyi yedirdim. Size bir şey söyleyeyim mi arkadaşlar? Böyle bu anlattıklarımız 3-5 olsa... Müge Hanım bir şey söyleyebilir miyim? Geçeceğim gideceğim. Bu 3-5 falan değil bu ya. Müge Hanım bir şey söyleyebilir miyim? Yani bu yüzdesi kaç bilmiyorum. Hani gerçekten sosyologlara çok büyük bir iş düşüyor. Bizim, diyorum ya ben böyle mahalle mahalle bir araştırmamız gerekiyor. Kime vallahi kendi ellerimle bile yedirdim yani. Bina iş diyorsun. Müge abla siz öyle diyorsunuz da dün gece benim çocuklarım dün burada. Çocuklarım. Kimin yüzünden? Benim yüzümden buraya geldiğim için. Ferdi. Buyur abla. Sen gerçekten sende kafa kırık. Yani tamamen gitmiş sende ben sana söyleyeyim. Ben zaten gitmişim. Benim... Gelmeseydin ben seni evinden zorla mı aldım buraya getirdim? Ben hani sen evde oturuyordun. Geldim ben seni kapıyı kırdım aldım buraya mı geldin? Böyle bir şey mi yaptım söyle. Ya yok ben böyle bir şey mi yaptım kardeşim? Beni de bak çıldırtma. Ben böyle bir şey mi yaptım? Seni kapını kırdık seni zorla alıp buraya mı getirdik? Gelmeseydin. Tamam ondan sonra gelmiyor. Gelme. Gelme. Tamam ya. Senin zaten neresiyse seni oraya alsana. Bence sen hiç gelme hiçbir yere. Tamam Müge abla. Sen de kızım kendini kurtarmanın yoluna bak. Ne istiyorsun sen de? Sen daha ne çekilecek senin daha ne derdin var? Daha ne yapacaksın yani? Daha başına ne gelecek senin? Ben sana inanır mıyım? Sen benim gözüme baksana. Eski patronunu öldürdü. Öldürdüğünü itiraf etti. Hasarlayarak öldürme suçlamasıyla hepsi birden cezaevine gönderildi. Oğlunu buldu.